kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam dergisinin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav! Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Aa, hayır Puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani Puding artık bir balık mı olacak? Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Puding balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Artık çok geç. Şeker annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Vay canına. Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekneyi nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dede. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekneyi daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanus da epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi. Ismarlama rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı. Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum. Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim.
Ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta değil bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım. Sabah oldu değil mi? Evet, oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize Çizmeli Kedi'yi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler, kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlıklı kız. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler. Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence buna hemen yaz tatlım. Baba, bize mi seslenin? Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba, az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar, bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Mini kuş, mini kuş, mini kuş! Bir yerde okumuştum, papağanlar konuşabiliyormuş.
Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin. Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bence ona şey demeyi öğretelim. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama Pudding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! Tebrikler! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın, öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Ne? Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten. Teşekkür ederim. Şeker lütfen. Tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır. Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Harika. Miyav, 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 miyav. Teşekkür ederim kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Reçel kavanozundaki kediler. Babaları onlara şeker fabrikasından hep şeker getirirdi ama bugünkü çok özeldi. Şeker fabrikasında yeni bir pasta yapılmaya başlandı. Hem de özel çikolata soslu. Harika! Bu kulağa harika geliyor. Neden hep birlikte denemiyoruz? Hem yanına çay da yaparız. Anneleri çayı hazırlamak üzere pastayı mutfağa götürdü. Anneciğim! Sana yardım etmek istiyoruz. Ne olur yardım edebilir miyiz? Tamam olur. Bana şöyle yardım edebilirsiniz. Gidip Ahududu reçelini getirerek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Reçel kavanozları kilerdeki büyük rafta. Ha? Kiler mi? Anneleri bütün turşuları, reçelleri ve jöleleri kilerde saklıyordu. Neyi bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Bir şeyim yok iyiyim. Vay, burada ne çok şey var. Hey, bu ne acaba? Ekşi, hem de çok ekşi. Bu da çok tuzlu. Bu tattan kurtulmalıyım.
yanıyor. Neyse, ben artık hiçbir şey tadamayacağım. Buraya annemin yemeklerini tatmaya değil, reçel bulmaya geldik. Evet, annem bizi buraya ahududu reçeli bulmaya gönderdi. İyi ama nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Reçel kavanozlarında etiketler vardır. Ahududuyu bulmamız gerek. Bu kiraz reçeli. İleride kayak yapıyorum. Hadi bakalım küçük bavul. Bunda da havuç yazıyor. Aşağıdakiler. Bu ne peki böyle? Kabağa benziyor. Ve bu da... Onlar ahududu değil. Tattım, çok acılar. Tabii ki acı olacak. Etiketlerinde acı biber yazıyor. Hey, şuna bakın. İşte buldum. Evet, bu ahududu işte. Yaşasın, bulduk onu. Peki ama bunun kavanozu nerede? Biz de o zaman etiketi olmayan kavanozu buluruz, değil mi? Hayır, 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 hayır. Evet. Vay. Burada çok fazla reçel var. Şimdi bunu anneme götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Reçel kavanozu gerçekten de çok büyük. Belki de kavanozu yana yatırıp itmeliyiz. Kırılmadığını söyleyin. Kırılmadı. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu yukarı çıkarmak. Tabii canım, o kadar. Yaşasın. Bu gerçekten işe yarıyor. Neredeyse çıkardık. Harika. Şimdi en baştan başlamalıyız. Peki reçeli burada yesek nasıl olur? He? Sonra da yukarı çıkıp çay içeriz. Ama Pudding, söyler misin? O zaman annemle babam nasıl reçel yiyecek? O zaman biz de masayı buraya getirelim. Kilerde çayımızı içip pastamızı yiyelim. Harika bir plan. Zaten ben de pastayı daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Ama görünüşe göre masa fazla büyüktü. Daha büyük bir kiler kapısına ihtiyacımız var. Reçel, kek ve çayı hiçbir zaman yiyemeyeceğiz. Benim harika bir fikrim var. Masayı yemek odasına geri götürelim. Sonra da bu bardağa biraz reçel koyalım. Kurabiyem, şekerim ve pudingim, harikasınız. Hem kilerdeki ahududu reçelini kendi kendinize buldunuz, hem de yukarı bardağın içinde getirdiniz. Evet, bu güzel bardaktaki ahududu reçeli yeni pastamızın yanında muhteşem duracak. Yardım ettik. Miyav, 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 miyav. Kilerdeki maceradan sonra tatlı kediciklerin karnı oldukça acıkmıştı ve ahududu reçelli çikolatalı kek tam ağızlarına layıktı. Güzel kedicikler. Bir gün tatlı kediciklerin güzel şeyleri çok seven arkadaşları Cupcake geldi. Sizi çok eğlenceli bir güzellik yarışmasına davet etmek için geldim. Birinci harika bir ödül kazanacak. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Demek güzellik yarışması, ha? Güzellik tam olarak ne demek? Cupcake ödülün sahibine nasıl karar verecek? Sizce arkadaşlarımızdan biri bize güzelliğin ne olduğunu söyleyebilir mi? Çok emin değilim ama bence güzellik budur arkadaşlar. En güzel kimdir bilmiyorum ama en korkutucu kimdir biliyorum. Bence aramızdaki en güzel kedicik Şeker'dir. Çünkü siz uzunsunuz, oysa minik. Ne demek istiyorsun? Uzunlar güzel olamaz mı yani? Harika. Önce güzelliğin ne olduğunu anlamalıyız ki büyük ödülü kazanalım. Cupcake güzel şeyleri sever. Bu yüzden yarışma davetiyesindeki kedilerin güzel olduğunu düşünüyor olmalı. Pekala, hadi bir göz atalım. Siyah takım elbise ve papyon... Kıvrık bıyıklar. Işıltılı bir elbise. Havalı saçlar. Ve şık ayakkabılar. Çok güzelmiş. Tatlı kedicikler davetiyedeki kediler gibi görünmek gerektiğini düşündüler. Anneciğim, babacığım.
Bizim acilen siyah takım elbiseye ihtiyacımız var. Tabii bir de papyon. Benim de ışıltılı bir elbiseye, havalı saçlara ve şık ayakkabılara ihtiyacım var. Bıyıklarımızı da kıvırtmamız gerekiyor. Sonra da tırnaklarımızı kestirmemiz ve parlatmamız gerek. Bütün bunlara neden ihtiyacınız var ki? Çünkü güzellik yarışması için güzelleşmemiz gerekiyor. O zaman yarışmayı kazanabiliriz. Evet. Aa, sizi şaşkın ve güzel kedicikler. Sizce güzellik yalnızca kıyafet ve saçtan mı ibarettir? Aa, evet, güzelliğin davetiyenin üzerindeki resimdeki gibi olduğunu düşündük. Hiç de değil. Gerçekten hiç ilgisi yok. Bir de şu resimlere baksanıza. Aa! Ya da güzel bir müzik. Çiçeklerin de keyfini çıkarabilirsiniz. Ya da güzel bir gün batımının. Bakalım doğru anlamış mıyım? Güzelliğin çevremizde olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, ama güzellik aynı zamanda içimizdedir. İçimizde mi? Kesinlikle. Dünyaya güzel olduğunu göstermenin en iyi yolu yaptığın hareketlerdir. Nasıl göründüğün değil. Benim çok iyi bir fikrim var. Herkes çok güzel görünüyor. Seçim yapmak çok zor olacak. Şimdi de karşınızda son yarışmacılarımız. Ama bu bir güzellik yarışması. Güzel kıyafetler giyip saçınızı yaptırmadınız mı? Biz başka türlü güzellikler göstermek istiyoruz. İşte güzel bulduğumuz şeylerden biri. Çok güzel. Çocuklar bu gerçekten çok güzeldi. Bize kediciklerin güzel olabileceği farklı yollar gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ödülü siz hak ettiniz. Hey, biliyor musunuz? Arkadaşım çok güzel manzara resimleri çiziyor. Ve sen de kemanınla çok güzel müzikler çalıyorsun. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Cupcake'in güzellik yarışması sonuç olarak her birimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren bir kutlamaya dönüşmüştü. Hem içimizde hem de dışımızda. 1, 2, 3, tıp! Bir gün anneleri yeni çocuk kıyafeti tasarımı için çalışıyordu. Anneciğim! Bahçede bir korsan gemisi yapmak istiyoruz. Sonra deniz maceraları oyunu oynayacağız. Bu harika bir fikir. Bitirince bana da gösterin, olur mu? Ama bunun için ipe, yapıştırıcıya, karton kutulara ve şimdi aklıma gelmeyene bir sürü şeye ihtiyacımız var. Aa! Anneleri tatlı kediciklere ihtiyaçlarını bulmaları ve onları bahçeye taşımaları için yardım etti. Ama kediciklerin sesini dışarıdan hala duyabiliyordu. Buraya kuralım. Hayır, şuraya kuralım. Ve odaklanamıyordu. Bu korsan gemisi benim fikrimdi. Ama şeklini ben çizdim. Ben de nasıl kuracağımızı planladım. Ne olmuş yani? Çocuklar, neden 1-2-3 tıp oyununu oynamıyorsunuz? 1-2-3 tıp oyununu. Evet, en uzun susan oyunu kazanır. Ve kim kazanırsa onun bayrağını gemiye dikeriz. Ne dersiniz? Aa, bu harika. Eğer ben kazanırsam bayramda bir yıldız olsun. Olur mu? Benimkinde de çiçek olsun. Benimkinde de mantar. Tamam. Oyun başladı. 1-2-3 tıp. İlk konuşan tatlı kedicik oyunu kaybedecekti. Tatlı kedicikler gemi yapımına başladı. Ama konuşmadan gemiyi yapmak düşündüklerinden daha zordu. Puding kurabiyeye gemi direğini eski kayaklardan yapmayı önerdi. Ama kurabiye Puding'in kayağa gitmek istediğini sandı.
Halbuki yaz mevsimiydi. Kurabiye Puding'e yaz mevsiminde olduklarını ve çimende kayak yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı ama Puding, kurabiyenin kayak yapmak istediğini sandı. Kurabiye ile Puding, şekerin ne dediğini anlamaya çalıştı. Kar yerine çarşafta kayak yapabileceklerini mi söylemeye çalışıyordu yoksa oyun oynayalım mı diyordu? Belki de büyük bir resim yapmak istiyordu. En sonunda anlaşıldı. Şeker çarşaftan çok iyi yelken olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Ama kediciklerin önce annelerinden izin alması gerekiyordu. Ama hiçbiri konuşmak ve tıp oyununu kaybetmek istemiyordu. Rüzgar çarşafı neredeyse çamura sürükleyecekti. Şimdi hepsi annelerini çağırmaları gerektiğinin farkındaydı. Acaba önce konuşup oyunu kaybeden kim olacaktı? Sonunda işim bitti. Anneciğim! Hı? Yardım et! Anneciğim! Çamaşırlar kurtulmuş. Anneciğim! Ama maalesef her üç kedicik de oyunu kaybetmişti. Pekala, sıra bayrağınıza ne olacağına karar vermekte. Çiçek mi, mantar mı yoksa yıldız mı? Ama hepimiz oyunu kaybetmedik mi? Sana seslenince oyunun kurallarını çiğnemiş olduk. Bu da üçümüzün de oyunu kaybettiği anlamına gelir. Ama üçünüz de doğru olanı yaptınız. Geminizi sessiz sessiz kurdunuz ve sadece bir kazayı önlemek için konuştunuz. Bu yüzden üçünüz de oyunu kazandınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler 1-2-3 tıp oyununu oynarken çok eğlendi. Anneleri onlar için yalnızca çok özel bir bayrak yapmakla kalmadı. Aynı zamanda çarşafı yelken olarak kullanmalarına da izin ver. Film yapımcıları. Bir gün Kurabiye Şeker ve Puding yeni projeleri için çok heyecanlıydı. Bu ses de ne? Balina gibi. Bu babamız. Merhaba çocuklar. Bir film çekmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yönetmene, senaryo yazarına ve kameramana ihtiyacınız var. Peki ama bu kelimeler ne anlama geliyor? Senaryo yazarı bir hikaye yazar. Yönetmen oyunculara ne yapacaklarını söyler. Ve kameraman da bütün bunları kameraya kaydeder. Hey, ben hikaye anlatmayı severim. Ben de insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyi severim. Öyleyse ben de kameraman olacağım ama bir sorun var, benim bir kameram yok. Buna gerek yok. Artık telefondan da film çekebilirsiniz. Anne! Hı? Bir film çekeceğiz. Telefonunu film kameramız olarak kullanmamıza izin verir misin? Elbette. Ama sakın kaybetmeyin. Tamam. Miyav, 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 miyav. Filmin oyuncuları da geldi. Duman, Lekeli ve Cupcake. Miyav. Bu kostümler de ne böyle? Filmimiz korsanlarla ilgili olacaktı. Ben güzel bir korsan prenses olacağım. Ben de Ar gezegeninden gelen bir uzay korsanım. Piyo piyo piyo. Ve ben de geleneksel bir palyaço korsanım. Ben karavanıma gidiyorum. Bunu yapabiliriz. Ama önce bir gemiye ihtiyacımız var. Süpürge ve yatak çarşafı koltuğu harika bir yelkenliğe dönüştürüyor. Kamera açık mı? Aha. Pekala, motor. Motor dediğimde oyuna başlayın, yoksa filmimiz sıkıcı olur. Gemiyi sallasak nasıl olur, sanki fırtına varmış gibi. Ben de zıplayabilirim. Sonuçta bir palyaçoyum. Yavaş olun, yere düşeceğiz. Kestik. Bu da neydi böyle? Hay aksi, sanırım gemimiz battı. Piu piu. Bu şartlar altında nasıl çalışacağım? Olacakları görene kadar bekle. Balina geliyor. Peki balina rolünü kim oynayacak? Kim olabilir? Bütün gün uykusunda balina sesi çıkarmakla uğraşıyor. Babacık doğal bir yetenek. Ben bir balinayım. Sanırım artık şarkı söyleme vaktim geldi.
Ama anneannenin filmde olmaması gerekiyor. Ah şimdi anladım. Telefon çalıyormuş. Merhaba anneanne. Hayır annem değilim. Ben Pudding'im. Film çekiyorum. Pudding tatlım. Orman çok huzurlu bir yer. Çok sakin ve dingin. Ve türü suratım kadar sevimli. Hey Pudding, hepsini kaydettin mi? Bilmiyorum. Çünkü annemin telefonunu kaybettim. Olamaz. Anneniz buna çok üzülecek. Onu bulmalıyız. Filmimiz onun içinde. Demektense ayakkabılarım buradaymış. Barbekü çatanını buldum. Hayır, sadece soracağım. Bulamadık. Annemize ne diyeceğiz şimdi? Sanırım bu sahne için bir fikrim var. Ama Balina'nın telefonuna ihtiyacım olacak. Şeker'in iyi bir fikri var. Ve film kamerası bulundu. Yaşasın! O gece filmin ilk gösterimini yaptılar. Ya filmimizi beğenmezlerse ne olacak? Merhaba anne. İşte karşınızda Hırçın Deniz'in korsanları. Tüylü suratım kadar sevimli. Bravo. Lütfen herkes beni dinlesin. Bu film yılın en iyi filmi ödülünü almaya hak kazandı. Harika! Miyav, 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 miyav! Filmin yapımcıları lezzetli ödüllerini almak için öne çıksın lütfen. İşte Kurabiye, Şeker ve Puding muhteşem filmlerini bu şekilde yaptılar ve Kedi Akademisi ödülünü kazandılar. Kardan heykeller. Bir gün ressam kedi en iyi kardan heykel yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananı bir kutu lezzetli kurabiye ile ödüllendirilecek. Yarışasın! Miyav, 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 miyav! Kameraya bakın çocuklar, gülümseyin, herkes fare desin. Fare! Bunlar kürekleriniz. Karları kil olarak hayal edin. İlham veren bir şey bulun ve onun heykelini yapın. Başlayın. Ben dev bir kardan kedi yapacağım. Ben çok daha güzel bir kardan kedi yapacağım. Ben de öyle. Duman da kardan kedi yapmaya karar verdi. Ve tarçın da. Ve cupcake de. Sanırım kollar genellikle dallardan yapılıyor. Ve gözler içinde düğme yerine cıvata somunu kullanabiliriz. Onlardan getirmedim tarçın. Birkaç tane alabilir miyim? Bize de verir misin? Burnunu kozalaktan yapabiliriz. İşte böyle. Pekala, hadi heykellere bakıp bu lezzetli kurabiyeleri kimin kazanacağını belirleyelim. Ben! Önce en iyi heykeli seçmemiz gerekiyor. Ama ressam kedi hepsi birbirine benzeyen kardan kedileri görünce hangisinin en iyi olduğuna karar veremedi. Miau, bu çok zor bir iş. Benim kardan kedim içlerinde en beyazı olabilir. Ama hepsi aynı şeyden yapıldı. Bu yüzden renkleri aynı. Bakalım aralarında bir fark bulabilecek miyiz? Fakat tam o anda güçlü bir kar fırtınası çıkınca tatlı kedicikler ve yaptıkları kardan kediler yumuşak beyaz bir örtüyle kaplandı. Vay, her şey karla kaplanmış. Baksana. Hey, canım yandı. Üzgünüm, seni kardan kedi mi sanmıştım. Heykel yarışmasına devam etmek istiyorsanız kendi kardan kedilerinizi ortaya çıkartmalısınız. Fakat kardan kedileri karın altından çıkarmak kolay değil. Hey, kardan heykelim nereye gitti? Tam buradaydı. Benim kardan kedim iyi durumda. Hayır değil. Elimde kalan tek şey bu. Olamaz, hepsi bozulmuş. Heykellerimizi evde yapmalıyız çocuklar. Böylece karla kaplanmazlar. Ama kurabiye, evde hemen erirler. Öyleyse onları metal gibi bir malzemeden yapalım. Metal erimez. Elbette yapabiliriz ama o zaman kardan heykel olmazlar. Robot gibi bir şey olurlar. O zaman... bilmiyorum. Sanırım karnım çok acıktı. Hey! Aklıma
bir şey geldi. Puding baksana, heykelin şu anda bir pastaya benziyor değil mi? Haklısın, benziyor. Tek yapman gereken üstüne bir gül koymak. Harika. Ben kardan güzel bir prenses tacı yapacağım. Ben bir uzay gemisi yapacağım. Ben kardan palyaço yapacağım. Sonunda tüm kedicikler kendi özel heykellerini yapmaya başladı. Şeker babasını, annesini, kurabiye, puding ve kendisini yaptı. İşte şimdi kardan heykelleriniz eşsiz ve harika görünüyor. En iyisini seçmek şimdi çok daha zor. Ama sanırım yapılması gerekeni biliyorum. Hepiniz bu muhteşem heykeller için kendi kurabiye kutunuzu hak ediyorsunuz. Kazandık. Hepinizle gurur duyuyorum çocuklar. Bu arada bunlar benim tariflerimden biriydi. Sanırım yerel haberler başlamak üzere. Bugün gerçekleşen kardan heykel yarışmasının kazananları kurabiye, şeker, puding, duman, tarçın ve cupcake. Ne kadar da yetenekliler değil mi? Televizyoda çıktık, artık ünlüyüz. Herkes heykellerimize bayılmış. Anlaşılan babaları yarışmayı kaydedip haber merkezine göndermekle iyi iş çıkarmış. Harika! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler heykellerini tüm kasabayla paylaşırken ödül kurabiyelerini de aileleriyle paylaştılar. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahında sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden bir aksilik oldu. Hey! Bekle! Olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir. Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii ki cupcake. Bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim Gece. Bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim, tamam mı? Tatlı kedicikler önce Gece'nin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yoktu. Bir tablet gelmişti. Üstelik hiç de siyah değildi. Bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları Duman'ın eviydi. Ona sıcacık kaza verdiler. Olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir. O zaman Duman olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. Bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama Gecenin üzerinde görebiliriz. Yaşasın kazam. Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şık durdu. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında.
Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. Bay Postacı kedinin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Ah şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? Oho, o da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizde sahiplerine teslim ettik. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam, adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Yaşasın! Evet, işte geldik. Aa, ama burası bizim evimiz. Evet, kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani? Şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Gizemli kutunun içinden anneannenin gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Bavul toplamak. Bir gün baba kedi başka şehirde bir iş gezisine çıkacağını söyledi. Tren biletime bakın çocuklar. Saat 3'te kalkacak. Büyük bir açlık konferansına gideceğim. Ah, bu çok harika ve heyecan verici tatlım. Oh, fazla zamanımız yok. Hazırlanmana yardım etmeliyim. Baksanıza, oradan oraya koşturuyorlar. Elbette öyle. İş gezisi için hazırlanmak çok önemli bir şeydir. İhtiyacın olabilecek her şeyi düşünmek zorundasın çünkü. O zaman babamızın toplanmasına yardım edelim. Böylece önemli bir şeyi almayı unutmaz. Hadi yardım edelim. Miyav, 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 miyav. Pekala. Babam yanında ne götürmeli? Kişisel bakım ürünleri değil mi? Diş fırçası, havlu, duş bonesi, sabun, banyo süngeri, saç kurutma makinesi. Bunu da götürmeyi unutmamalı. Babamın banyoda hep yanına aldığı plastik ördek. Doğru. Ve şimdi sıra yiyecek ve uyku eşyasında. Öncelikle akşam yemeği yapması için tabak, çatal, kaşık, bardak, yastık ve su ısıtıcısı. Çay yapmak isteyebilir. Ve çayın yanında reçel de gerekir. Ahududu mu yoksa çilek mi? Neden ikisi de olmasın? Eyvah! Az kalsın peçeteleri unutuyordum. Hava soğuyabileceğinden kazak ve atkı gibi kalın giysiler de almalı. Ve yağmur yağarsa diye şemsiye. Ve yüzmek isterse diye paletler. Ve sel basarsa diye şişme yataktan bir sal. Harika. Geriye ne kaldı? Tatlı kedicikler babalarının neye ihtiyacı olacağı konusunda epeyce düşündü. Şimdi tüm bunları bavula yerleştirmeliyiz. Neredeyse bitti. Yapmaları gereken tek şey bavulları kapatmak. Ne? Evet, harikayız. Babamızın bavullarını hazırladık. Baba! Vay, taşınıyor muyuz yoksa çocuklar? Babamızın bavullarını hazırladık. Artık gitmeye hazır. Oo, vay be. Çok tatlısınız çocuklar. Ama iki günlük bir yolculuk için biraz fazla. Çok iyi bir fikrim var. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkaralım ve gerçekten lazım olan şeyleri bavula bırakalım. Ne dersin? Ve babalarının tek bir bavula ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Artık gitmeye hazırım. Vay be, trenin kalkmasına sadece yarım saat kalmış. Biletimi çıkartayım. Olamaz. Biletimi kaybettim. Sakin ol. Kedicikler, hadi her yerde babanın biletini arayalım. Ah.
Sağ olun ama artık çok geç. Treni kaçırdım bile. Anlaşılan iş gezisine çıkamayacağım. Bu olamaz. Bavulunu toplamak için çok uğraşmıştık ama. Bavulunu bu kadar erkenden toplamamız çok iyi olmuş. Çünkü tren yarına kadar bir yere gitmiyor hayatım. Ne? Görünüşe göre tarihleri karıştırmışsın. Oh, evet karıştırmışım. Ne kadar da şaşkınım. Yani babam iş gezisine gidebilecek mi? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba yolculuğa çoktan hazır olduğundan acele etmesine gerek kalmadı ve böylece akşam kediciklerle bolca vakit geçirdi. Tüylü hırsız. Bir gün tatlı kedicikler her zamanki gibi odalarında oyun oynuyordu. Ta ki garip bir şey fark edene kadar. Ne? Puding, parlayan yeni düdüğümü gördün mü? Sen mi aldın? Ben de değil. Şeker, yeni düdüğüm yok. Biraz bekle. Önce diğer renkli saç tokamı bulmalıyım. Hayır, sen almadın değil mi? Benim de büyütecim yok. Şekeri sen mi aldın canım? Senin büyütecini niye isteyeyim? Ama benim saç tokamı ikinizden biri almış olmalı. Ben değildim. Senin saç tokanı görmedim. Senin büyütecini ama düdüğümü istiyorum. Ama benim saç tokamı kim aldı? Büyütecimi bana geri ver. Hadi canım lütfen. Pekala. Bütün bu kavga da nedir böyle? Şimdi hanginiz bana küpemin diğer tekinin nerede olduğunu söyleyecek? Biz almadık ki. Bu demek oluyor ki evimizde bir hırsız var. Evde gerçekten bir hırsız olsaydı muhtemelen onu fark ederdim. Aa, neler oluyor? Jöle kaşığım tam da buradaydı. Nerede bu? Anladım. Evde bir hırsız varmış. Sadece hırsızın ne istediğini bulmalıyız. Ama ilk önce aldığı eşyaları neden aldığını anlamalıyız değil mi? Kaşık, küpe, büyüteç, saç tokası ve düdük. Jöle kaşığı aldığına göre gerçekten jöleyi seviyor olmalı. Tabii ki herkes jöleyi sever. Bu pek yardımcı olmadı. Küpemin diğer tekini almış. Ve benim diğer saç tokamı. Bu da hırsızın bir kadın olduğu anlamına gelir değil mi? Belki de büyütecimi göremediği için almıştır, olamaz mı? Ve spor seviyordu. Çünkü benim de hakem düdüğümü aldı. O zaman hırsız anneannem mi oluyor? Elbette. Anneanneniz çok akıllı bir kişidir. Durun bir dakika. Kanıtsız bir şekilde birini suçlayamayız. Yapmamız gereken hırsız için biraz yem bırakmak. Bütün bunların ortak noktası ne? Bir kere hepsi parlak. Babanın araba anahtarı parlak olduğundan onu yem olarak kullandılar. Herkes nefesini tuttu ve hırsızın kim olduğunu görmek için bekledi. Anlaşılan hırsız bir saksağan gibi duruyor. Araba anahtarlarına girmesine izin vermeyin. Harika. Şimdi nasıl işe gideceğim ben peki? Bekle canım. Panik yapma. Tüm kayıp şeylerin nerede olduğu hakkında bir fikrim var. Şuna bakın. Burası bir hazine sandığı gibi. Bu hırsızın tek kurbanları biz değilmişiz gibi duruyor. Tatlı kedicikler komşularını aradı ve komşular da hırsızın yakalandığını duyar duymaz koşarak geldi. Hepsi parlak şeylerini kaybetmişti. Sadece bizim eşyalarımız kaldı değil mi? Küpen canım. Büyütecin. Saç tokan. Düdüğün. Anahtarlarım ve kaşığım. İşte bu kadardı. Hadi eve gidelim. Kuş için kendimi kötü hissediyorum. Işıltılı şeyleri gerçekten seviyor ama geriye hiçbir şeyi kalmadı. Baksana, benim bir fikrim var. Zavallı saksan için gerçekten parlak başka bir şeyler bulmaya ne dersin? Tamamen onun olacak parlak şeyleri olur ve kimse ondan geri almaya çalışmaz. Bu harika! Miyav, 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 miyav!
Böylece tatlı kedicikler saksağın için güzel parlak bir şişe kapağı bıraktı ve tüylü hırsız sayesinde birini suçlamadan önce her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak gerektiğini anladılar. Özellikle anneannenizi suçlamadan önce. Kedi treni. Bir gün anne ve baba kedi kediciklerini ve arkadaşlarını buharlı çocuk trenine bindirmek için parka götürdüler. Ben makinist olacağım. Puding kömür atıcısı olacak. Şeker de kondüktör olabilir. Ve kalan herkes de yolcu. Başlıyoruz. Miyav, 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 miyav. İyi yolculuklar çocuklar. Sizi burada bekleyeceğiz. Güzel bir patlamış mısır almaya vaktimiz vardır. Biraz daha kömür ekle. Böylece daha hızlı gideriz. İlk başta oyuncak fırına oyuncak kömür atmak ve bu gerçekmiş gibi oynamak eğlenceliydi. Biletinizi görebilir miyim? Kömür atmaktan yoruldum ya. Ben de bilet kontrol etmekten sıkıldım. Tamam, sen kömür atıcı, sen de kondüktör ol. Biletlerinizi görebilir miyim acaba? Ne? Yine mi? Kurabiye, artık treni ben kullanmak istiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Öyle mi? Artık ben makinistim, sen de kömür atıcı olacaksın. Durun, ben de artık makinist olmak istiyorum. Çoktan kondüktör ve kömür atıcı oldum. Hemen o şapkayı bana ver. Puding, ver o şapkayı. Makinist benim. Hayır, benim. Şapkayı ver. Yani şapka kimdeyse makinist o mu oluyor? Bunu asla benden alamazsınız. Şapkamı kim aldı ya? Taze ve enfes bir patlamış mısır. Olamaz. Artık bir makinistimiz olmayacak. Hazır makinistten bahsetmişken şu anda treni kim kullanıyor? Tren istasyona yaklaşıyordu ama çok hızlı gidiyordu. Babamın treni durdurmasını isteyebilir miyiz? Ama tren çok hızlı gidiyor. Babam bunu yakalayamaz. Yaklaştım sayılır. Az kaldı. Başaracağım. Her neyse çok yavaş. Treni durdurmamız için paraşüt kullanmamız gerekecek. Paraşüt dışında başka bir fikri olan var mı? Trenin bisiklet gibi olmaması çok kötü. Çünkü bisikletimde sadece frene basıyorum ve duruyor. Evet, fren kolu. Makinistin şapkası uçtuğuna göre çok hızlı gitmiş olmalısınız. Puding, al bakalım. Makinist olma sırası sende. Hey, peki ya biz? Ben de makinist olmak istiyorum. Ve ben de. Çok iyi bir fikrim var. Hepimiz sırayla makinist olabiliriz, tamam mı? Bu harika! Miyav, 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 miyav. Çuf, çuf, çuf. Tren sürmek harika, çuf çuf. Rayların üstünde gitmek. Ve yapacak bir sürü şey var. Çuf çuf, ne güzel bir gün. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Tren ne güzel gidiyor. Dumanı da çıkıyor. Düdüğü duyduğunuzda geliyoruz demektir. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Bu çuf, kez çuf, çuf. Herkes sırayla çuf, makinist çuf, çuf. Olabildi. Ve Şeker manzarayı seyrederek yolcu olmanın tadını çıkarttı. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne,
Hey, bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Hadi inleyin, bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok, bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh. Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda kuyruklu yıldız fırtınası var. Uzay canavarları. Anne, baba. Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler, ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet. Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Mutfak asteroidi sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz, her yere dağılmışlar. Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Hayır, biz geldik babacığım. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve üç astro kediciğin hikayesi. Harika. Miyav, 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 miyav. Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Telefon. Eğlenceli bir günde tatlı kedicikler arkadaşlarıyla birlikte parkta oynuyorlar. Sonra lekeli de onlara katıldı. Miau. Miau. Bakın demin babam bana ne verdi? Cep telefonu. Biliyor musunuz, içinde bir sürü şarkı var. Fotoğraf da çekiyor. Miyav, miyav, miyav. Ama en önemlisi şu, görmelisiniz. Süper gol.
Müthiş, evet. Harika. Ben de bir tur oynayabilir miyim? Ben de. Bana da bir tur verir misin lütfen? Ama önce ben. Hadi, hadi gol. Tatlı kedicikler Lekeli'nin yeni telefonuyla saatlerce oynadı. Lekeli'ye telefonunu ödünç verebilir mi diye soracağım. Bir sümüklü böcek fotoğrafı çekmek istiyorum da. Ben de en sevdiğim şarkıları dinlemek için isteyeceğim. Ben de sanal futbol turnuvasını bitirmek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Hey, annemle babama bize telefon almalarını söyleyelim. Böylece sürekli Lekeli'den istemek zorunda kalmayız. Harika! Miyav, 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 miyav! Birini araman ve bir şey hakkında konuşman gerektiğinde telefon çok işe yarar. Ama sürekli telefon iyi bir şey değil. İnsanlar birbiriyle konuşmak yerine sürekli telefonda konuşsalar nasıl olurdu bir düşünsenize. Miyav Cupcake, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet şeker, uzun zaman oldu. Bir ara mutlaka görüşmeliyiz. Ya da gerçek canlı müzik yerine sadece telefonlarından dinleselerdi? He? Ya da herkes gerçek futbol yerine sadece telefonda futbol oynasaydı? Top tam 44 dakikadır bir kez olsun hareket etmedi. Bu futboldan başka her şeye benzerdi. Biz telefon yerine gerçek dünyada yaşayacağız. Teşekkür ederim anneciğim. Eline sağlık anneciğim. Rica ederim çocuklar. Oyun zamanı. Duman, Tarçın ve Gece hala Lekeli'nin telefonuyla oynuyor. Onu bir türlü ellerinden bırakamıyorlardı. Gol. 1-0. Bu harika. Çok iyi bir fikrim var. Onları telefonla oynamak yerine bizimle oynamaya ikna edelim. Bir gol daha. Harika. Hey. Gece, telefon sıranı beklerken biraz top oynayalım hadi. Tamam, olur. Tarçın'la Duman zaten benim önümde. Gol. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Duman, sen sıranı beklerken ben gidip biraz oynayacağım. Gol. Geçen seferki gibi yine ben kazandım. Tamam, şimdi kim oynamak istiyor? Hopa. Gol. Vay, gerçek bir futbol maçı. Arkadaşlar, ben de oynayabilir miyim? Tabii ki Lekeli. İyi bir forvete ihtiyacımız var. Yakala. Yaşasın. Bu kesinlikle telefondakinden daha iyi. Miyav? Evet anne, ben parktayım. Birlikte gerçek bir futbol maçı yapacağız şimdi. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Biriyle konuşmanız gerektiğinde telefon çok işinize yarar. Ama gerçek dünyada arkadaşlarla oyun oynamak her zaman daha iyidir. Gol!